Sadece GTA 5 kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün son derece güzel bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 3 farklı aracı kıyas edeceğiz. Şöyle noob araç şöyle görüyorsunuz. Volkswagen'in eskimiş bir modeli, bayağı bir eski, kırık dökük. Tabi normallerden modifiye edilmiş araçlar bunlar. Şöyle bu noob araç. Bunu 10 dolara satın aldım arkadaşlar. Şöyle bir hamburger aracı var. Bu pro araç olarak geçiyor. Bu da bir modifiye edilmiş. Şöyle roketi var. Bu 100 dolar, şey pardon 1000 dolar arkadaşlar. Ve şurada efsanevi hacker araç var. Bu da tam 999 bin dolar. Yani yaklaşık değil yani, tamamen 1 milyon dolarlık bir araç arkadaşlar. Yalnız şunu belirteyim. Üçü de çok efsanevi araçlar. Sizlerden bu araçların fiyat performans açısından kıyaslamanızı istiyorum. İlk başta noob aracımızı deniyoruz. Şöyle içini de size göstermek istiyorum. Şöyle bir girelim. İçini bakalım bir. İçi böyle görüyor musunuz? Hız göstergeleri falan gayet güzel. Şimdi bu aracımızda şöyle birkaç crash mod deneyeceğiz. Yani çarpışma falan yapacağız. Anam şurada o ne lan, yemek yiyorlar. Ulan beni niye çağırmadınız yemek yemeye? Bak hemen fotoğraf çekelim. Burası anam adam peşimden geliyor. Adam peşimden geliyor. Yakalarsan gelirsin dostum. Arkadaşlar görüyor musunuz? Gerçekten çok efsane bir araç ya. Önü falan dağılmış ama. Neighbor sen sevdin bu arabayı ya. Bizim Hello Neighbor sevdi. Anam tır nereden çıktı? Arkadaşlar tır bizim Rod'un fabrikasından çıktı. Burada dondurmacı Rod'un fabrikası var. Tren yoluna geldik. Tren geliyor mu? Trenle bunu bir çarpıştırmak isterim açıkçası. Gelirse eğer. Tren gelirse trenle bunu çarpıştırmak istiyorum. Bir de bunu yukarıdan düşme. Tren geldi. Lan tren geldi. Çekil. Lan çabuk. Anam öne gitti. Dur. Bu aracı şöyle bas. Ana öne dağıldı ama hala iş görüyor. Hadi treni yakalayacağız. Oba şunları dağıt. Hadi bas. Hop hadi neighbor. Hadi. Oba. Hay. Araç trene yerleşti arkadaşlar. Güzel oldu. Şöyle devam. Geri. İleri gidip. Şöyle bir crash yapalım. Oba. Elektrik direklerine çarptı. Tamam güzel. Şimdi bayağı bir yüksekten bunu bırakalım aşağıya. Drop testi yapalım aracımıza. Bakalım hasar ne kadar alacak? Alacak mı? Fazla alacak mı? Etkilenecek mi hasardan? Onu bir test etmek istiyorum arkadaşlar. Hadi hep beraber onu test edelim. Şöyle bayağı bir yüksekten bırakacağız bu arabayı. Tabii içinde biz olacağız değil mi? Neighbor'cum çok özür dilerim. Böyle testleri senle yapıyoruz ama. Aracın önü bayağı dağılmış lan. Dur bakalım. Bayağı hasar almış yani. Görüyor musunuz? Ama gene de iyiydi gerçekten. Özellikle o sıçraması falan 10 numaraydı. Şimdi drop testi yapalım hadi. Arkadaşlar şu anda gerçekten efsane bir yükseklikteyiz. Şöyle göstermek istiyorum size. Şimdi buradan drop testini başlatıyorum. 3, 2, 1 ateş. Geliyor düşüyor. Aracımız döne gidiyor. Yani var ya Wilson'cum senden çok özür diliyorum. Anam arabanın içine bak. Feci gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda vallahi çok büyük bir hızla aşağıya doğru iniyor bizimki. Anam şu anda uçakların hizasına geldik. Uçakların hizasından aşağı düşmeye devam ediyoruz. Bakalım ne olacak. Lan ters düşersen patlarsın ters düşme. Arkadaşlar ters mi düşecek? Ters. Düzeltiyormuş. Hadi dostum. Eyvah ters geliyor. Noob aracımız gidecek gibi. Anam. Arkadaşlar işte modifiyenin farkı yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patlamadı ama bayağı bir hasar aldı. Hala gidiyor. Normalde bunun bu seviyeden düştüğü zaman patlaması gerekiyor. Ama hasarlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu noob araca, 10 dolarlık noob aracımıza gerçekten fiyat performans açısından çok yüksek puan veriyorum. Sizlerin puanlarını bekliyorum arkadaşlar. Şimdi sırada pro araç var. Hadi bakalım ona bakalım arkadaşlar. Şimdi sırada pro aracı deniyoruz beyler. Şimdi işte gördüğünüz gibi bu hamburgerden oluşan arabamız. Üst kısmı oturdu. Wilson nasıl, rahat mı? Böyle bir içine bakmak istiyorum. Hızlı göstergesi falan çok iyi. Çok iyi. Şöyle bir. Güzel lan araba. Vallahi güzel araba he. Bayağı hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor şu anda. Yani hızlı. Bir de bunun turbosu var galiba. Turbosunu deneyeceğim. Abi turboya basınca uçuyor. Aerodinamiği sağlayamıyor. Turboyu açıyorum. Aktif edince uçuyor araba. Güzel. Şöyle bir hızlanalım bakalım. Şunu da bir crash test yapalım. Birilerine çarpalım. Hop geliyor. Bu araç 1000 dolar arkadaşlar. 1000 dolar verdik buna. Bunu da fiyat performans açısından sizin kıyaslamanızı istiyorum. Hop oba. Bir şey olmadı lan. Anam adam geliyor. Abi arkaya dönüşe bakar mısınız? Çok hızlı bir şekilde kendini toparlıyor. Gerçekten bayağı iyi. Bayağı iyi hem de. Burası Rod'un fabrikası mı? Rod'un fabrikasına bir girmek istiyorum bu arabayla. Sağırsa eğer. Sağır mı? Şöyle bir sığmaz. Sığdık lan. Bu sıkıntı çıkartır bize burada. Bunu geri çıkalım. Geri çıkalım çünkü bu araç bize burada çok sıkıntı çıkaracak.
Hop tamam. Tamam güzel. Güzel 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 tamam. Şimdi devam edelim. Şöyle hop çekil dostum çekil 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 çekil. Bir crash test daha yapalım mı? Bunu da yüksekten drop testte yapacağız. Yüksekten bırakacağız bunu. Hoba. Lan bu önüne gelen bu arabaya kafa tutuyor ya. Şey bizi hamburgerde gören bak bu da saldırmaya çalıştı. Bir önceki çarptığımız da saldırmaya çalışmıştı. Hamburgerin içinde gören bizi şey sanıyor böyle. Böyle lan bu hamburger nanik arabayla geziyor. Bunu, biz bunu döveriz mi diyor. Aa Ceylan. Dur Ceylan'ın yanına gidelim. Ceylan'ı yakalayabilecek mi bakalım. Çok hızlı. Gerçekten çok hızlı arkadaşlar. Şöyle. Hop. Ama size bir şey söyleyeyim. İtiraf etmek gerekirse noob aracı daha çok beğendim. Çünkü bu yani bunun aerodinamiği çok iyi değil yani. Ağırlık kuvveti bunun yukarılara geliyor. Araç çok takla atabilme potansiyeline sahip. Ama öte yandan şey. Hiç hasar almadı. Aa hasarsızlık bu. Hasarsızlığı var. Çok iyi. Şöyle bir basa gaza, gaza basalım bir. Hop şöyle fren. Zıplıyor ya. Şeyi turboyu açınca zıplıyor. Görüyor musunuz? Bak son saniye turboyu açıyorum. Zıplıyor. Güzel ama. Şöyle bir devam edelim. Ova yol niye bu tarafı gösteriyor? Devam edelim. Ana şu anda normal otobanda gidiyor. Bir de buna drop test yapmak istiyorum. Yüksekten bırakacağım bunu. Acaba ne olacak? Şöyle aşağı 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 aşağı. Anam anam anam. Nasıl nasıl şöyle tamam. Güzel 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 güzel. Lan ne biçim kullanıyor bunu ya? Tamam şöyle. Kullanması kolay da yani mesela şöyle giderken çarpınca bak direkt birisi vurduğu zaman direkt ters dönüyorum görüyor musunuz bak. Adam vurunca direkt diğer tarafa dönüyor. Çok hoş değil o. Gerçekten o bayağı bir sıkıntı yani. Yuvarlak bir şey olduğunu düşün top gibi böyle dönüyor. En ufak bir vurma anda. Bak şöyle bayağı hızlan 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 hızlan. Şimdi bas nitroya. Hoppa. Yalnız peci çarptı. Güzel çarptı. Şimdi bir de drop test yapalım arkadaşlar buna. Yine bayağı bir yükseklikten kendimizi şöyle gösterelim. Aynı yükseklik neredeyse. Bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle bir hop geliyor geliyor. Aşağı doğru iniyor. Bakalım ne olacak. Bayağı hiç hasar almamış yani. Arkadaşlar bunun özelliği herhalde hasarsızlık. Yani bu hamburger aracımız hasar almıyor. Evet öyle gözüküyor. Ama var ya size bir şey söyleyeyim mi? Bu hacker araç var ya. Gerçekten en sonu onu sakladım. Efsane bir şey. Efsane ya. O kadar söylüyorum size. Göreceksiniz zaten. Bayt bakalım bunun drop testleri nasıl olacak. Devam 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 devam. Hoppa. Aa gene hiç hasar almıyor arkadaşlar. Araba hiç hasar almıyor. Gerçekten hiç hasar almıyor. Hasarsızlığı var. Güzel. Güzel. Güzel yani. Hasar almaması iyi. Bayağı kullanırsın. Hatta yani hasar almadığı için sonuna kadar kullanırsın. GTA'yı bitirirsin bununla diyebilirim. Güzel bir araba. Fiyat performans açısından benim açıkçası çok hoşuma gitmedi. O eski tip Vosvos benim daha çok hoşuma gitti diyebilirim. Bu da renkli, değişik, marjinal bir araba yapmışlar. Pro ama 1000 dolar yani o 10 dolar ediyorken bu 1000 dolar eder mi? Bence kesinlikle etmez arkadaşlar. Şimdi ama gerçekten 1 milyon dolarlık o efsanevi robot aracın 1 milyon dolar ettiğini göreceksiniz. Gerçekten göreceksiniz. Onu denedim. Sizlerle beraber deneyeceğiz. İşte şimdi Zurna'nın Zart dediği yere geldik. Bu araba var ya bu 1 milyonluk robot efsane bir şey. Göstermek istiyorum. Bakın. Harekete bakın. Hareket sanki böyle bir böyle siber bir filmde gibiyiz. Bak şimdi böyle gidiyor bak. Hiç buna karşı etki edemiyor diğer araçlar. Bak görüyor musun? Tıra direkt hasar verdi. Tıra direkt hasar verdi. Hatta şöyle aerodinamiği falan çok iyi olmasa da bayağı bir başarılı bir araç. Lan çekil önümden. Tamam. Bunun roketleri var. Daha doğrusu tornado atıyor. Tıpkı bir denizaltı gibi. Diğer her şeye zarar veriyor. Çok güzel. Onu da göstereceğim. Bakın. Şöyle bir hedefe kilitlenelim. Mesela şuralar bak. Hop. Görüyor musun? Abi bak buraları komple patlatıyor. Yani GTA'yı bununla oynadığınızı düşünün. Şöyle. Sanki bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi ya. Çok iyi ya. Çok hoşuma gidiyor bu araba. Şöyle bak. Hop. Patlatıyor patlatıyor. Mesela bak. Aa trene karşı ne yapabilir acaba? Trene karşı ne yapar çok merak ediyorum. Tren geldiği zaman tornadoları fırlatacağım, ateşleyeceğim bakalım ne yapacak. Aram şuradan bir kurtulabilsek eğer. Şöyle geri geri tamam. Şimdi sağa dön. Bunu kontrol etmesi o kadar kolay değil onu söyleyeyim. Çok ağır bir araç. Ama ona rağmen bayağı bir hızlı gidiyor arkadaşlar. Hem de bayağı bir hızlı gidiyor. Tren yoluna geldik şöyle bir. Tren geliyor mu? Tren şu anda görünürde tren yok. Görünürde tren yok lan bak takılıyor işte bak. Böyle takılma şeyi var bunun tamam. Şimdi şöyle devam edelim. Hop. Tren gelirse treni böyle bombalayacağım. Hopa. Abi şimdi görüyor musun? Bak 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 bak. Abi efsane ötesi ya. Gerçekten bu robot var ya. Çok hoşuma gitti. Şehrin merkezine bu robotla indiğinizi düşünün. Bütün şehri yıkarsınız yani. Onu söyleyeyim size. Böyle yıkarsınız. Paramparça edersiniz. Bütün görevlere bununla gidin falan böyle. Bak bak bak. Bizim bir de
Çizgileri de çok iyi. Yani sanki bilim kurgu filmi. Aha tren geliyor. Vallahi tren geliyor. Çabuk 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 şuraya gel. Şuraya gel. Şuraya gel. Hemen hemen tamam devam. Hadi. Hop treni bombalıyorum. Treni bombalıyorum arkadaşlar. Treni bombalıyorum. Hop durdurabilecek miyim? Treni durdurabilecek miyim? Ha ben durduramadık ya. Treni gerçekten bu oyunda süper kahramanlar durdurabiliyor bir tek. Bu ne? Arkasında lan niye alev aldı? Abi araç yağ akıtıyor şu anda alev aldık. Ana o niye öyle oldu? Görüyor musunuz bakın. Yağ akıyor şu anda yakıt akıtıyoruz. Yakıt boşaltıyor. Lan çok kötü oldu. Çok kötü oldu bak bak bak. Aa tabii bu spermatik olduğu için bak bak yağ akıyor. Yağ akı akı gidiyor. Eyvah eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun arkadaşlar. Benzinimiz boşalıyor. Artık bu aracın yakıtı neyse onu boşaltıyor ya. O çok kötü oldu. Trenle çarpışınca ne yazık ki bizim yakıt tankımız boşaldı. Yani orada bir kablo kesti. Kötü oldu. Vallahi çok kötü oldu. Bak görüyor musun? Bak tam şurada. Nasıl yapacağız? Şöyle kurtulalım şuradan. Ana yola bir gidelim. Ana yola bir çıkalım. Ana yoldan devam edelim arkadaşlar. Ana yolda şöyle bir katliam yapalım. Ooo! Abi şuna bakar mısın? Bak bak. Şöyle yakın çekimi almak istiyorum. Bak. Bak 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 bak. Abi süper ya. Bak bak bak. Yani bu araç aslında var ya halk modunu kuracağım. Bu video gelsin mi bu arada? Bak şimdi aklıma geldi. Halk vs bu araç. Sizce kim kazanır? Halk mı kazanır? Bu mu kazanır? Ben halk kazanırım diyorum. Çünkü halk treni durdurabiliyor. Ama bu treni durduramadı. Treni durduramadı. Ama çok mükemmel ya. Tornadolar fırlatıyor. Abi süper süper. Baksana yol 2 saniyede ne yaptı ya? Şuraya bak. Çok iyi ya. Oooooop. Bunu dropper testi yapmak istiyorum. Buna dropper test yapalım. Bakalım etkisi nasıl olacak. Arkadaşlar yine yüksekliğimize konumlandık. Şöyle görmek isterseniz böyle bayağı bir yüksekteyiz. Yine bulutların üzerindeyiz. Dropper testimizi başlatıyorum. Şöyle bir. Hop bizim araç iniyor. Bak 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 bak. Lan o kadar büyük ki. Bak bak feci iniyor. Feci şu anda feci iniyoruz. Ama şey yapamıyorum. Açıyı ayarlayıp şöyle size. Heh tamam. Açıyı ayarlayabildim. Lan çok süper. Bakalım dropper testi nasıl olacak bunun. Böyle bu birazcık hasar aldı. Böyle. Yağ falan boşaldı. Belki benzindi, yakıttı, belki de yağdı. Tam emin değilim ama yana yana gitti bir şey, aktı yani. Oo, bir şey olmadı. Abi bir şey olmadı. Çok fazla bir şey olmadı, değil mi? Bayağı bir şey oldu. Lan ne oldu buna? Kalkamıyor, eyvah. Ateş edelim. Ana, kendisini patlattı. Arkadaşlar kendisini patlattı. Bu hacker araç da gerçekten çok hoşuma gitti. Şöyle bakayım. Şimdi kıyaslama yaptığımız zaman hacker bence fiyatını bence karşılıyor. Yani 1 milyon dolar veriyorsun ama gerçekten oyundaki her şeyi yok edebiliyorsun tren hariç. Belki trenin de üzerine birazcık isteyip yok edebilirdik. Emin değilim onda. En kötüsü bence pro araçtı. Pro aracın yani çok hoşuma gitmedi. 1000 dolar ona vereceğime 10 dolarlık o noob aracı satın alırım. Çok daha güzel, çok daha hızlı. Oynaması yani hızlı diyemem. Pro araç daha hızlıydı ama oynaması daha keyifli geldi bana. Arkadaşlar sizlerin de gerçekten yorumunu merak ediyorum. Bu tarz videolar gelsin böyle kıyaslama videoları. Onu da belirtirseniz yani iyi olur. Bir de bu bizim hacker araçtan halk bir kavga etsin mi? Onu ister misiniz? Eğer öyle bir şey isterseniz öyle bir video çekebiliriz. Ya da başka bir süper kahraman olabilir. Mesela Superman'le bu hacker araç olabilir yani gerçekten Spartronic. Bir de bunu güçlendirebiliyorsun. Onun da videosu gelebilir. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.